Hollywood'da yazarlar ve senaristlerin ardından aralarında ünlü yıldızların da bulunduğu 160 bin oyuncuyu temsil eden Sinema Oyuncuları Birliği de işveren stüdyolarla yürütülen müzakerelerin çalışanların taleplerini karşılayacak şekilde sonuçlanmaması gerekçesiyle grev kararı aldı. Mayıs ayında senaristlerin grevi nedeniyle büyük bir darbe alan sektör, oyuncuların da greve katılmasıyla birlikte son 63 yıl içinde yayın stüdyolarına yönelik en büyük tepkiyle karşı karşıya. Senarist ve oyuncuların başlıca talepleri arasında maaşların ve sağlık ve emeklilik hizmetleri fonunun artırılmasının yanı sıra yapay zekanın kullanımı ile ilgili gerekli düzenlemelerin belirlenmesi yer alıyor. Amerikan Yazarlar Sendikası üyeleri de Disney, Netflix, Amazon ve Apple için program yapan stüdyoları temsil eden Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile ücret artışı konusunda anlaşmaya varamayınca 2 Mayıs'ta greve gitmişti. 1960 yılından bu yana hem yazarları hem de oyuncuları temsil eden sendikalar ilk kez aynı anda greve gidiyor. Tarihi grevin ilk kez Hollywood'un sektör çapında kapanmasına sebep olabileceği belirtiliyor. Bazı önemli yapımların da grevden etkilenmesi bekleniyor. Bunlar arasında Hayalet Avcıları, Aslan Kral ve Avatar gibi dev yapımların devam filmleri bulunuyor. Grev nedeniyle Hollywood filmlerinin yanı sıra Emmy ödüllerinin de sonbaharın sonuna ya da gelecek yıla ertelenebileceği iddia ediliyor. 20 Temmuz'da başlayacak en büyük çizgi roman ve sinema etkinliklerinden biri olan San Diego Comic-Con'un da grevden etkileneceği, oyuncuların sempozyumlarda yer almayacağı ve filmlerin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceği ifade ediliyor. Disney'in patronu Bob Iger ise grevin zamanlamasının daha kötü olamayacağını söyledi ve sektörün pandeminin etkilerini hala atlatmaya çalıştığını savundu. CNBC'yi televizyonla konuşan Iger, sendikaların taleplerinin gerçekçi olmadığını öne sürdü. Oyuncular Sendikası Başkanı Fran Drescher, greve yönelik yaptığı açıklamada, işverenlerin açgözlülüğü öncelik yaparak makinenin işlemesini sağlayan gerçek katılımcıları unuttuğunu savundu. Grev için daha önce hiç olmadığı kadar çok destek aldık. Bunun farkına varmanız gerekir. %97,91'lik bir kesim greve evet dedi. Oy vermemiz gerekirse, greve gitmemiz gerekirse bunu yaparız. Çünkü bunu yaşayan, hisseden bizleriz. Belki yüz milyonlarca dolar kazanan Disney CEO'su Bob Iger, ekmeğini aktörlükten kazanan ama tanınmayan oyuncuların her gün neler hissettiğini bilmeyebilir. Bu aktörler kiralarını ödemeye, çocuklarını okutmaya, eve ekmek götürmeye çalışıyor. Her bir yapıma hayat verenler bu aktörler. Bu nedenle greve evet oyu verdiler. Çünkü durumdan olumsuz etkilenenler fil dişi kulelerindekiler değil, sıradan oyuncular. Durumun çok yanlış bir yöne doğru gittiğini çok iyi anlıyorlar. Eğer dizginleri elimize almazsak durumu bir daha düzeltecek fırsatı yakalayamayız. Ya şimdi ya asla. 1980 yılında gerçekleşen son grevin sektöre maliyeti bugünkü değerle 370 milyon dolara yaklaşmıştı. Mevcut grevin ne kadar süreceği ve sektöre maliyeti henüz öngörülemiyor.